Hoş gersen ahbet Bu hikaye hem yaşıtlarını hem gençleri kıskandıran 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran oh Zeki Müren'den tekme tokat dayak yiyen İlk çıktığı konserde domates yağmuruna tutulunca Adana'ya 46 yıl boyunca adım atmayan Milyon zade Sesi ve başarısıyla milyonları kendine hayran bırakan Türkiye'nin 77 yaşındaki süperstarını anlatıyor. Ateşe yanına Tam adıyla Ayşe Ajda Pekkan 12 Şubat 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Rıdvan Pekkan Deniz Binbaşısı, annesi Nevin Pekkan ev hanımıydı. Babasının görevi dolayısıyla çocukluğu Gölcük'te geçti. Ayşe Ajda Pekkan varlıklı bir ailede büyüse de küçük yaşlardan itibaren ailevi sorunlar yaşadı. Sorunlu çocukluğu süperstarı gençliğinde de etkiledi. Şarkıcı olma hayaliyle büyüyen Ajda Pekkan, Çamlıca Kız Lisesi'nde okurken kardeşi Semiramis Pekkan'ın da desteğiyle 1962 yılında dönemin en popüler gece kulübü çatının sahibi olan İlhan Gencer'e ulaştı ve muhteşem sesiyle Gencer'i büyüledi. Eğlen yüzünü, Ajda Pekkan sesi kadar güzelliğinin de farkındaydı. Annesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen şöhret seydasından vazgeçmeyen Ajda, 1963 yılında bir aile dostlarının teşvikiyle Ses dergisinin sinemaya yeni yüzler kazandırmak amacıyla açtığı kapak yıldızı yarışmasına katıldı. Edison'un erkekler dalında birinci, Hülya Koçyiğet'in bayanlar dalında ikinci olduğu yarışmada birinci seçilen Ajda Pekkan'ın profesyonel kariyeri böylece başlamış oldu. Doğru adımlar atmayı çok iyi bilen usta sanatçı, aynı yıl içerisinde Öztürk Selengil ile birlikte kamera karşısına geçerek ilk filmi Adanalı Tayfur'da rol aldı. Usta sanatçı ilk konserini Adana'da verdi. Ancak domates yağmuruna tutulan ve yuhalanan pekkan bu olay sonrası 46 sene boyunca Adana'ya hiç ayak basmadı. Verdiği konser hüsranla sonuçlanınca bir daha böyle bir durum yaşamamak ve kazaya belaya uğramamak için Eyüp Sultan'ı ziyaret edip dua etti. Müzik sevdasından vazgeçmeyen Pekkan, 1965 yılında çıkardığı 45'liği her yerde kar varla başarı basamaklarını hızlıca tırmandı. Bir yıl sonra gazinolarda sahneye çıkmaya başladı. Sanat Güneşimiz Zeki Müren'in alt kadrosunda yer alan Ajda Pekkan ardarda arda plaklarını yayınladı. Uluslararası müzik yarışmalarına da katılan usta sanatçı önemli dereceler elde etti. 1967 yılında çıkardığı iki yabancı Bang Bang 45'li ile aranjman dalında satış rekoru kırdı. Ardından dünya dönüyor, saklambaç, boş sokak, boş vermişim dünyaya ve üç kalp gibi üst üste çok başarılı plaklar yaptı. Boş vermişim dünyaya. Magazin dünyasının da yakından takip ettiği bir ismi haline gelen Ajda Pekkan sadece müziğiyle değil bakımlı halleri, modaya yön veren stiliyle de dikkatleri üzerine çekti. 70'li yıllarda tam anlamıyla Türkiye'de Ajda Pekkan rüzgarı esti. 1970 yılında Yılın Sanatçısı ödülünü aldı. Usta sanatçı gençlik yıllarında çalkantılı aşk hayatıyla da gündemden düşmedi. Kısa sürede iki kez dünya evine giren usta sanatçı 17 Kasım 1973 tarihinde Adanalı zengin bir ailenin oğlu olan Coşkun Sapmaz'la 6 gün süren bir evlilik yaptı. Evliliğinde 28 yaşında olan Ajde Pekka'nın eşi Sapmaz ise henüz 19 yaşındaydı. Genç eşinin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen süperstar çok geçmeden boşandı. 1979'da ikinci kez gazeteci Erol Yaraş'la evliliğe yeşil ışık yakan Ajda'dan yine herkese şaşırtan bir hamle geldi. Yüzüklerini Metin Akpınar'la Zeki Alasya'nın taktığı çift iki gün sonra nişan bozdu. Aşk hayatı yolunda gitmeyen Ajda Pekkan, 1980 yılında Eurovision'da Türkiye'yi petrol şarkısıyla temsil ederek yarışmayı 15. olarak tamamladı. Daha önce yaşadığı nedenlerle Adana'ya küsen ünlü sanatçı bu sefer de uzun süre Türkiye'ye dönmedi ve ABD'ye taşındı. Yurt dışında yabancı prodüktörlerin de kapılarını aşındıran usta sanatçı bir süre sonra yurda kesin dönüş yaptı. 1983'te Hürriyet gazetesinin sahibi Erol Simavi'nin kendisine taktığı Süperstar lakabına atıfta bulunarak Süperstar 83 albümünü piyasaya sürdü. 1984 yılı Pekkan için hareketli geçti. Dönemin popüler gruplarından 5 yıl önce 10 yıl sonrayla bir albüm hazırladı. O benim dünyam şarkısıyla yeniden çıkış yakaladı. Yeah! Bu yıllarda bir kez daha nikah masasına oturan başarılı sanatçı hayatını Ali Bars'la birleştirdi. Evliliği nedeniyle müziği bırakma kararı aldı. 6 yıl evli kalan Pekkan eşini televizyoncu Aziz Üstel'le aldattı. Usta sanatçı ikinci evliliğinin de bitmesiyle müzik dünyasına yeniden döndü. Aşk ve iş hayatında inişli çıkışlı zamanlar yaşayan süperstar popülaritesini perçinlemek istedi. Ve kariyerinde büyük yer tutan Zeki Müren'le dudak dudağa pozlar verdi. İkilinin dostluğu zamanla çatırdamaya başladı. İddialara göre sevgilisini Ajda Pekkanlı otel odasında basan Zeki Müren çılgına döndü. Zeki Müren Ajda Pekkan'a iki tane tokat atarak ağzını kanatırken sevgilisini de darp etti. Yıllar sonra açıklığa kavuşan bu olay Onur Akay'ın röportajıyla doğrulandı. Onur Akay bir yazısında şunları söyledi. 2021 yılında okuyucularla buluşturduğum Görmeden Sevmek isimli şiir, anı ve röportaj kitabım geçtiğimiz hafta Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki'nin yazarlarından Savaş Özbey'in köşesine Zeki Müren Ajda'ya tokat attı mı? başlığıyla taşındı. Özbey yazısında kitabımda yer alan ve Zeki Müren'le ilgili dikkat çeken bölümlere yer vermiş. Ancak Özbey'in Onur Akay'ın kitabında Zeki Müren'in ilk çıktığı dönem endişli rakibi Adnan Pekak'tan aktardığı başka bir iddia daha var. O da Zeki Müren'in İzmir Efes Otelinde Ajda Pekkan'la sahneye çıkarken otel odasında Pekkan'a tokat attığı ve ağzını kanattığı iddiası vardı. Zeki Müren'le Ajda Pekkan'ın yaşadığı olay merak konusu oldu. Ben de kitabımda yer alan Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la ilgili bölümü kaleme alarak Magazin tarihinin en büyük sırlarından birini açıklıyorum. Ayrıca yaşanan o olayı Zeki Müren'in ölümünden önce 19 sene yanında bulunan en yakın dostu Göksen'in çakmağı sordum. Kitabımda yer alan Adnan Pekak'la yaptığım özel röportajda bu olayla ilgili sadece şu iddialar var ve Pekak şu ifadeleri kullanıyor. İzmir Efes Oteli'nde Ajda Pekkan'la sahneye çıkarken Ajda'yı kendi sevgilisiyle otel odasında basınca tokat atarak ağzını kanatmış. Gökse'nin Çakmak 2014 yılında bir gazeteye verdiği röportajda yıllar önce Zeki Müren'in bir otel odasında sevgilisinin ünlü bir kadın popstarla bastığını ve tokatladığını açıklamış ancak kadın popstarının ismini gizli tutmuştu. Gökse'nin bey kitabımda yer alan Adnan Pekak'ın açıklamalarını doğruladı ve kendisinin de daha önce isim vermeden açıkladığı o popstarın Ajda Pekkan olduğunu söyleyerek detayları da anlattı. İşte çakmağın açıklamaları. Ben olayı Zeki Müren'in bizzat ağzından dinledim. Adnan Pekak'ın anlattığı tokat atma olayı gerçek. Esas sebep kıskançlık. Zeki Müren sevgilisini Ajda Pekkan'la birlikte Ajda'nın odasında yakalamış olmasından dolayı Ajda'yı cezalandırmak amaçlı tokat atıyor. Yani sahne başarısını kıskandığından değil. Sadece sevgilisini odada Ajda ile yakaladığından Ajda'ya kızıyor. Zeki Bey önce banyoya bakmış arkadaşı yok. Balkona çıkmasıyla arkadaşını görmüş. Bir tokat da arkadaşına atmış ve kovmuş. Ajda titremeye başlamış. İki tokat da Ajda'ya atmış ve ağzının sol tarafı kanamaya başlamış. Ancak birkaç saat sonra özel bir basın toplantısı için Zeki Müren yine de hiçbir şey olmamış gibi Ajda Pekkan'la kol kola girerek basına gülücüklerle poz vermek zorunda kalmış. İkili arasında çıkan haberler bir hayli ilginçti. Ajda Pekkan'ın kocacım dediği sanat güneşe Zeki Müren'den bir çocuğu olduğu iddiası da magazin dünyasına bomba gibi düştü. Küçük yaşlardan itibaren sanat güneşine hayran olduğunu her fırsatta yenileyen Ajda Ajda Pekkan, bir röportajında Zeki Müren'e olan hayranlığı yüzünden babasından tokat yediğini itiraf etmişti. Yaşadığı polemiklerle de gündemi bir hayli meşgul etti. Ben Emel Sayın'dan büyüğüm, daha çok para kazanıyorum dediği öne sürülen Ajda Pekkan'ın Sayın ile Yıldız'ı barışmadı. İki usta isim aynı sahnede yer almayı dahi kabul etmedi. Ajda Pekkan'ın yaşadıkları ayrı, konuştukları ayrı olaydı. Erkekler çorap gibidir. İkisinin de kaçmasını beklemeden değiştiririm ben üzüleceğime onlar üzülsün diyen Ajda Pekka'nın açıklamaları uzunca bir süre tartışmalara neden oldu. Pop müziğin çıkmaza girdiği hatta unutulduğu günlerde yaz yaz şarkısıyla ortalığı kasıp kavurdu. Yarısı yerli beste, yarısı aranjman olan bu albüm Ajda Pekka'nın muhteşem dönüşünün bir işaretiydi adeta. Peşi sıra başlayan Rumeli Hisar konserleriyle süperstar sevenlerini kaldığı yerden büyülemeye devam etti. 91, 93 ve 96 yıllarında çoğunlukla yerli bestecilerle çalıştığı albümleriyle hem yeni kuşaklarla buluşmuş hem de ezeli hayranlarıyla olan bağını kopartmamış oldu. Bütün sözleri... Kardeşi Semiramis Pekkan'la birçok şehir efsanesi yalanlarına maruz kalsalar da Semiramis Pekkan açtığı YouTube kanalında şu cümleleri kullandı. Tiyatro yapmaya başladığım zamanlarda alaylı olduğum için bazıları rahatsızlık duydu. Kervansaray şirketin sahibinin şarkıcılık yapmam için verdiği parayla ev aldım. Bir ayda sahneye hazırlandım. Başarısız olursam diye korkudan ölüyordum. Ajda da ben de hayat mücadelesi verdik. Hiçbir zaman ablama rakip olmak istemedim. Zaten mümkün de değil. Değil. ablam asla beni engellemedi şarkıcılığı bırak diye bir şey söylemedi onlar şehir efsanesi seviyorum Aşkları, şarkıları, kavgaları derken yıllar, yılları kovaladı. 90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla genç nesli de kalbinden yakalayan süperstar, Son Albümüm dediği Ajda'yı geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşturdu. 7 şarkının bulunduğu albüm kadar Ajda Pekkan'ın verdiği pozlarda çok konuşuldu. Ama ne olursa olsun, atılan iftiralar, yalanlar, şehir efsaneleri onun başarısının önüne geçmeye gücü yetmedi. Sesi, duruşu, hayata karşı güçlü kalışı birçok insana örnek oldu. Kim ne söylerse söylesin, o bizim her zaman süperstarımız olarak kalacak. Şimdilerde 77 yaşında olan usta sanatçımıza biz de sevenleri olarak bol projeli uzun yıllar diliyoruz.